Akıllı Tarım'dan merhaba, ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tarım sektöründe su kullanımını biraz konuşacağız. Suyun yönetimini konuşacağız. Çünkü artık öyle bir döneme giriyoruz ki toprak her parçası çok kıymetli, suyun her damlası çok kıymetli hale geliyor. Artık buralara daha fazla yoğunluklu olarak ilgi göstermemiz gerekiyor. Tarımda suyun kullanımı önemli bir oran. Peki bu oranı doğru şekilde kullanabiliyor muyuz? Suyu doğru bir şekilde yönetebiliyor muyuz? Bu soruların cevabını Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği, yani BASUSAT'ın Tarımsal Sulama Komisyonu Başkanı Kayhan Öçal'dan alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sulama tarafındaki yönetim hakikaten önemli. Hani biz bazen toprağın yönetimini de konuşuyoruz. Toprak arazilerimizin, varlıklarımızın aslında nasıl yönetilmesi gerektiği, nasıl sahip çıkılması. Ama bir diğer nokta da su. Çünkü su olmadan hayat olmuyor. Evet. Toprak ve tohumun buluşmasında su belki de en önemli faktör, belirleyici faktör. Evet. Evet. Burada Türkiye'nin biraz tarım açısından su yönetimini konuşalım istiyorum sizinle. Önce tarım arazilerimizin ne kadarlık bir alanını biz şu anda sulayabiliyoruz? Ne kadar alanı suya kavuşmayı bekler? Evet. Şimdi şu anda Türkiye'de tarıma müsait olan alanların toplamı, tabii bazı veriler değişiklikler var. 28 milyon hektar ile 38 milyon hektar arasında değişen veriler var. Biz bunu 38 milyon hektar olarak ele alırsak tarıma müsait olan yerlerde, bunun sulanabilir olan bölümü 24 milyon hektar. Yani ikide biri tarım arazisi. Evet, evet, 24 milyon hektar. Bunun biz sadece 6,5 milyon hektarını şu anda sulayabiliyoruz. Suyu oralara kavuşturabildik. Önümüzdeki dönemde de DSİ'nin programına göre bunu 8,5 milyon hektara çıkartma hedefleri var şu anda. Peki toplam su kullanımında tarım sektörünün payı geçtiğimiz yıllarda hep %73-74 civarındaydı. Var mı orada bir değişiklik? Yok, hayır. Hemen hemen aynı miktarlarda. Buraya da bir bakarsak kullanılan 40 milyar metreküp bir su var bütün ülkede. Bunun 40 milyar metreküp tarımda kullanılıyor. 7 milyar metreküp sanayide, 7 milyar metreküp civarında da domestik ihtiyaçlarımız için kullanılan bir miktar var. Toplam 54 milyar metreküplük bir su kullanabiliyoruz biz şu anda toplamında. Ama baktığımız zaman yıllık bizim aslında su kapasitemiz, hacmimiz 112 milyar metreküp. Doğru mu? Evet, 112 milyar metreküp suyumuz var bizim. Fakat onun biraz daha gerisine gidersek bizim yağmurlarla gelen suyumuz, yani toplam rezervimiz, kapasitemiz 500 milyar metreküp civarında bir su var. Yağmurlarla gelen bir su var. Bunun 274 milyar metreküpü evaporasyonla gidiyor. Yok oluyor yani. Buhar oluyor. Buhar oluyor. Yani bizim yağmurlarla gelen su miktarımızın 274 milyar metreküpü, büyük bir kısmı buhar olup gidiyor bunlar. Bunlardan 41 milyar metreküp toprak altına geçiyor. 186 milyar metreküp ise yüzeyde olan bir su. Bunların hepsini şu veya bu şekilde bir noktaya getirip konsolide ettiğimiz zaman toplamında 112 milyar metreküplük suyumuz var. Bizim kullanılabilir suyumuz var. Yüzeyde gezen suyumuz var. Fakat yüzeyde gezen 154 milyar metreküp sudan biz sadece 54 milyar metreküp suyunu kullanabiliyoruz. Burada da bir kaçak var. Yani bakın, 54 milyar metreküp su kullanıyoruz. Kaynağımız, bizim kaynağımız 501 milyar metreküp. Hadi evaporasyonu bırakalım. 184-185 milyar metreküp. Dolayısıyla da suda bizim yapmamız gereken bayağı büyük yatırımlar olduğunu ben gözlüyorum. Özellikle 112 milyar metreküp suyumuzun 54 milyar metreküp suyu olarak kullanılması açısından da çok büyük bir boşluk var burada. Mesela orada alt kırılımlara da bakalım istiyorum. Şimdi tarımdaki toplam su kullanımı yaklaşık %73-74 seviyesine dedik. Evet. Ama bunun içinde yani halk deyimiyle salma, vahşi sulama ya da yüzey sulama dediğimiz toplam de var. Evet. Basınçlı sulama da var. İçinde işte damla sulama, yağmurlama, pivot dahil. Evet. Oradaki oranlar nasıl? Yani toplam tarım suyu kullanımında
maalesef modern sulama sistemlerinin çok yaygın olmadığını biliyoruz. Oradaki oran kabaca nasıl? Şimdi bunun ölçülebilmesi biraz şey ama değişik verilere göre toplamında %20 oranda basınçlı sulama sistemi kullanıldığını varsayıyoruz. %20 oranda. Bunun içerisinde damla sulama var, yağmurlama var, pivot sulama var, tamburlu sulama var. Bunlar var %20'nin içerisinde. Değişik meyve çeşitlerine göre, değişik koşullara göre basınçlı sulama yöntemleri de değişiyor. Ama Türkiye'nin bir su zengini olmadığını bir kenarda tutarsak, hatta su fakirliğine doğru gittiğini düşünürsek, hala biz o zaman suyun %80'ini doğru yönetemiyoruz, sonucu çıkartıyoruz. Tabii. Orası kesin. 2 kere 2, 4. Yani bunun başka şeyi yok. Yani bahsediyoruz. Yani 501 milyar metreküplük su gökten bize geliyor. Geliyor yukarıdan bize. Bunun 274 milyar metrekübü evapora olup gidiyor yani. Buna mani olamayabiliriz. Belki de ileride teknolojiler gelişerek buna da belki mani olunabilir. Ama geldiğimiz noktada 112 milyar metreküpten 54 milyar metreküpe kullanılabilir alan, bu da çok büyük bir rakam, aradaki farklılık. Dünyada tarım tarafında gelişmiş, gelişmekte olan ya da bu alanda önce olan ülkelerdeki tarımda su kullanımında basınçlı sulama sistemlerinin oranlarına kadar, yani bizde %20'lerde. Evet. Şimdi ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi İsrail, işte Hollanda, hani bu alanda İspanya, tarımsal üretim tarafında hem hasıla bakımından öne çıkıyorlar hem teknoloji bakımından öne çıkıyorlar. Oralarda evet. Durum nasıl? Şimdi şöyle, bu konu tabii ki bütün dünyada yeni bir konu. Herkes buna göre bazı tedbirler almaya çalışıyor. Yani burada en ileri yapı Amerika'da. Ama açıkçası Amerika'daki bu oranı bilmiyorum. Nedir ne değildir onu bilemiyorum. Fakat bildiğimiz nokta şu. Gelişmekte olan ülkeler olsun, gelişmiş ülkeler olsun, suya karşı olan hassasiyetlerinden dolayı bu oranı yükseltmeye çalışıyorlar. Özellikle mesela son yıllarda, son birkaç yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyetler'de çok büyük bir atılım var tarıma doğru. Doğru. Buradaki atılımın en büyük noktası da basınçlı sulamaya yönelik olarak adımlar atıyorlar. İşte damla sulama, yağmurlama sulama, pivot sulama, tamburlu sulama. Evet. Sektör kendi içerisinde bir gelişme var. Şimdi damla sulamayı konuşuyoruz. Artık bir de toprak altı damla sulama sistemleri artık devreye giriyor. Yani sadece damla sulama yetmiyor. Onu yüzeyden ziyade toprağın altına daha az kaybın önüne geçmek, bitkiye doğrudan daha fazla ulaşmak ve verimi arttırmak adına. Tabii bu da son yıllarda gelişen önemli bir konu. Toprak altı uygulaması Türkiye'de hızla artıyor. Bütün dünyada da hızla artıyor böyle bir uygulama. Dolayısıyla burada biz artık suyun bir damlamada %90'ını kullanıyorsak, 85'ini kullanıyorsak, onu biraz daha aşağıya çekebilmenin koşullarını %10'larla, %15'lerle uğraşmaya çalışıyoruz teknolojik olarak. Belki ama bu... araya gireceğim, özür dilerim. Bizler biliyoruz ama bilmeyenler için, hani şimdi salma sulama şu anda ekranlarda işte açık kanaletlerde gözüküyor zaten. Bu kastettiğimiz salma sulama, yani en tercih edilmeyen yöntem. Biraz önce de yine yağmurlama olsun, damla sulama sistemleri de ekranlara geldi. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse izleyicilerimizi daha böyle net anlatmak açısından. Bir tarlamız var, bahçemiz var, bir şeyler üretiyoruz. 100 kova suyu salma sulamayla, yani yüzey sulamayla verirsek o bitkinin, o ağacın yararlanma oranı ne kadar? Yağmurlamayla verirsek ne kadar? Damlama sulama sistemiyle verirsek ne kadar? Onu şöyle bir benzetmeyle ben izah edeyim. Siz bir kova suyu içmeye kalkarsanız, içeceğiniz kadarını alırsınız, gerisini dökersiniz. Yani bu ne demektir bu oran? Tarıma baktığımız zaman %50'sinden fazlasını heba edersiniz. %60'ını heba edersiniz. İçemezsiniz suyu. Ama bardaktan yavaş yavaş talebinize göre içmeye kalktığınız zaman %90'lara falan çıkabilir bu. Dolayısıyla çok büyük bir su tasarrufu meydana gelebiliyor. Bu şekilde, en basit şekliyle bunu izah etmek gerekiyor. Bu zaten bütün dünyada son yıllarda herkesin tarımda olmazsa olmaz noktasına geldi. Yani bütün ülkeler, en gelişmemiş ülkeler dahi, Afrika ülkeleri, diğer ülkeler, herkes basınçlı sulamayla ilgili çalışmalarını ön plana alıyorlar. Eğer tarım yapıyorsanız,
basınçlı sulamaya ihtiyacınız kesinlikle var. Bundan artık vazgeçilemiyor. Dolayısıyla yani bu işin bir maliyet tarafı var. Üretici evet. açısından, kamu açısından da bir maliyeti var tabii ki. Bu su sonuçta bizim evet. kendi zenginliğimiz, kendi varlığımız. İkincisi üretime verimlilik tarafında olumlu ya da olumsuz etkisi var. Eğer sulamayı doğru yöntemlerle, doğru teknikle, doğru zamanda yaparsak verimde de bir olumlu katkı sağlayabiliyor. Ama işin daha da belki değinilmeyen konusu toprağın kalitesini de koruma noktasında. Yani eğer biz salma sulama, yüzey sulamayla bu işleri yaparsak erozyondan tutun da çoraklaşmaya, toprağın tuzlaşmasına kadar aslında birçok yönden de toprağı öldürüyoruz, boğuyoruz. Tabii tabii, orası kesin. Yani şu anda en büyük problemlerden bir tanesi toprakların hakikaten tuzlanma problemleri var. Toprakların gübrelerden dolayı gelen kimyasallarla değişik bir yapıya ulaşması var. Yani bu şu anda öndeki tarımcıların en önemli noktalarından bir tanesi. Buna göre hakikaten toprağın verilen gübreyle ilgili miktarlarının kullanılmayan taraflarını nasıl biz toplarız, toprağa bunu iletmeyiz diye bir sürü proje yürütülüyor şu anda. Diğer taraftan şey de var. Yani Türkiye'deki tarımsal sulamada bu şekilde kullanılması topraklarımızı çürütüyor. Bunun çok önemli örnekleri GAP'ta var yani burada. GAP'ta bir sürü alanlarımız tuzlanmış durumda yani. GAP örneği çok önemli. Şimdi evet. bunu biraz daha ben açalım istiyorum. Çünkü evet. GAP projesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminden itibaren Türkiye'nin gündeminde olan, Türkiye'nin hakikaten özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çehresini değiştiren bir proje. Milyarlarca dolar da harcandı. Bir evet. hayaldi o bölgenin suya kavuşması. O hayal gerçek oldu. Ama suyu doğru yönetemediğimiz için de o hayal gerçekten kabusa dönmeye başladı. Şimdi o bölgenin insanı bir dönem su olsa da keşke bu toprakları daha iyi kullansak diyorlardı. Şimdi o su geldi ama doğru şekilde gelmediği için, yani o milyarlarca dolarlık yatırıma bir kısım daha yatırım yapılarak modern sulama sistemleriyle o topraklar buluşturulmadığı için şimdi çoraklaşma, tuzlaşma ya da işte verim kaybı gibi faktörler ön plana çıkıyor herhalde. Evet. Şimdi tabii GAP projesi dediğimiz zaman hakikaten üzerinde bayağı düşünmemiz gereken bir proje. Şunu söylenebilir, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi GAP projesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan en büyük yatırım GAP yatırımıdır. Yani Güneydoğu Anadolu'ya yapılan yatırımdır. Dolayısıyla bunun süresine baktığımız zaman da 50-60 yıldan beri yapılan bir yatırımdır. Zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin yarısı oralara gitti. Oralara harcandı. Dolayısıyla GAP'ı çok iyi irdelememiz gerekiyor. Şu anda GAP'ta sulama alanında mesela bir EPDK'nın bir şeyi var, değeri var. Sulamada kullanılan enerjiye bakıyoruz. EPDK'nın verdiği değer 8800 gigawatt saatlik bir enerji kullanılıyor. GAP'ta kullanılan enerji miktarı 3420 gigawatt saat. GAP'ta kullanılan miktar. Neredeyse yarıya yakını GAP'ta kullanılıyor. Yani bu şu şekilde Atatürk Barajı'nda kullanılan, Atatürk Barajı'nın kapasitesi var, enerji kapasitesi var. Bu da 6500 gigawatt saat. Yani Atatürk Barajı'nın kapasitesinin yarısı GAP'taki sulamaya gidiyor bakın şimdi. Yarıdan bile fazlası. Yarıdan bile fazlası. Şimdi öyle bir şey ki biz barajlar üretiyoruz. Suyu herhangi bir şekilde insanlığın hizmetine sunabilmek için buradan enerji üretiyoruz. Bir takım şeyler üretiyoruz. Dünya kadar masraf yapıyoruz. Ve ondan sonraki sadece ve sadece elde ettiğimiz enerji için yarısını GAP'ta kullanılan sulama için kullanmış oluyoruz. Ve bu suyu verdiğimiz zaman bu alanlara verdiğimiz zaman tarlada bir şeyler yetişmesi gerekiyor. Yani bizim DSİ'nin şeyi nedir? Çıktısı nedir? Tarlada yetişen bitkilerdir. Yani buradaki şeydir, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gayri safi milli hasıla içerisindeki tarımsal değerlere göre mukayese etmek gerekiyor. Nasıldır geldiğimiz nokta bugüne kadar? Verimlilik artış olarak söyleyeyim. Şimdi şöyle 2002 yılı ile 2018 yılı arasındaki bir çalışmaya bakarsak tüm tarımda, yani tarım ürünlerinde %16'lık bir artış var. Yani 2002 yılıyla 2018 yılı arasında
16 yıl içerisinde %16'lık bir artış var tarımsal ürünlerde. Bu artış çok anlamlı gelmiyor bana. Düşük kalıyor. Düşük kalıyor tabii. Yani 16 yıl içerisinde artış, tarımsal ürünlerdeki artış miktarı çok az. %16. Ha, bazı kalemlerde yüksek olabiliyor. Sebze meyvede biraz daha yüksek olabiliyor. Ama basında ortalamayı da, aldığımız evet, zaman. Evet, ortalamayı aldığımız zaman bu. Ne bileyim, soğanda, diyelim ki soğanda miktar artmamış. Son 20 seneden beri soğan miktarımız hep aynı gidiyor. Buğdayda keza aynı. Buğdayda, gerçi buğdayda sulama çok aşağı, fazla değil ama. Yok, biraz daha düşmüş aşağıya. Üzümle miktar hemen hemen aynı. Verimlerde biraz oynamalar var. Dolayısıyla tarımda bu anlamda bazı problemler oluşturuyor, ortaya çıkıyor. Yani biz suyu getiriyoruz tarlaya kadar. Ama tarla içerisindeki suyun yönetilmesi, oradan verim alınması konusunda hakikaten sınıfta kalıyoruz gibi geliyor yani bu verilere göre. O zaman benim aklıma şu soru geliyor. Evet. Şimdi iki tane oyun planı var. Yani bir, suyla buluşmamış tarım arazilerimizi suya kavuşturmak. Bir diğeri de suya kavuşmuş ama modern sulama sistemlerine kavuşmamış arazilerimiz var. Burada önceliğimiz hangisi olması lazım? Yani suya kavuşmamış arazilerimizi suya kavuşturmak, yoksa halihazırda sulama sistemlerinin olmadığı, modern sulama sistemlerinin olmadığı yeri mi önce modernize etmek? Valla şimdi bu işin daha az maliyetlisi mevcut yapıyı rehabilite etmektir. Yani mevcutta ne var? Bir takım destekler var. Devletin destekleri var. Ne var? Çiftçimiz basınçlı sulama konusunda biraz daha bilinçlenmiş durumda. Biz eğer bu desteklerimizi ve çiftçinin bilinçlenmesini sağlayabilirsek tarladaki verimi artırmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani %16 toplam tarımdaki artış çok anlamlı bir artış değil. Biz bu verimi artırmamız lazım. Çünkü biz basınçlı sulama sanayicileri olarak veyahut da bunların kullanan çiftçilere bahsettiğimiz konu şu. Al kardeşim bunu kullan. İşte domates kaç ton alıyorsun? 5 ton. Al bunu kullan, 10 ton al diyoruz. 8 ton bilmem şunu al diyoruz vesaire diyoruz. Fakat sonuçta dönüp baktığımız zaman %16 rakamı bizim moralimizi bozuyor açıkçası. Niye moralimizi bozuyor? Sektörde o zaman bir problem var demekti. Yani ben yaptığım üründen benim ürünümü kullanan insanları tatmin edemiyorum demektir yani bu. O zaman ne oluyor? Sektörün ileriye dönük olarak yapısında da sorunlar çıkmaya başlıyor. Ama yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde baktığımız zaman 5 tonluk domatesi 10 ton alabiliyorsunuz, 12 ton alabiliyorsunuz. Fakat tarlaya geldiğimiz zaman iş olmuyor. Hmm. Ben mesela şahsen biz işin şeyindeyiz, mutfağındayız. Arkadaşlarımıza diyoruz ki kardeşim gidin bakın bakalım yani niye bu üzüm miktarı artmamış? Adam ne yapmış? Bizim kullandığımız, döşediğimiz, projelendirdiğimiz sulama sistemini salma sulama sistemi gibi kullanıyor adam. Damlama yani, sulama. Değil yani damla sulama sistemi var. Var. Ama kullanım şekli salma sulama gibi, evet, yapıyor. Yani bir şey öyle ifade etmiyor. Yanlış aynen kullandığı öyle zaman. Aynen yine öyle. Yani kovayı kafasına dan yukarıya dökerek su içmeye çalışıyor. Bir gün veya iki gün çalıştırıyor. Ondan sonra 10 gün, 15 gün yok. Böyle zaten sulamanın teknolojisi bu değil. Bizim görevimiz, basınçlı sulamanın görevi toprağı belirli bir nemde tutmaktır. Yoksa böyle suyu döküp suyu görmek değildir. Bizim görevimiz o. Demek ki burada eğitim de çok önemli. Yani sadece teknolojiyi çiftçiye sunmak tabii, değil, tabii. O teknolojinin doğru şekilde kullanımını da çiftçiye öğretmemiz gerekiyor. Tabii. Mesela örneğin FAS'ta onların bir projeleri var, sulama projeleri var. Orada destek almış çiftçilerin hepsi belirli bir zaman içerisinde eğitiliyor. Devletin organları tarafından, tarım il müdürlükleri tarafından sen destek aldın, gel bakalım buraya. Sulama sisteminde ne şekilde yöneteceksin bunu? Ne kadar gübre kullanacaksın? Bunların bakım onarımı nasıl olacak? Sezon bitti. Bunları nasıl toplayacaksın? Nasıl ambarlayacaksın? Bunların hepsi öğretiliyor. Biz bunları öğretmeden, yani ehliyetsiz insanlarla tarım yapmaya çalışıyoruz. O zaman problem çıkıyor. Artı, tarım demek, ürün demek, tarım ürünü demek canlı bir varlık bu. Canlı varlıkla uğraşmak kolay bir şey değil. Biz plastikle uğraşıyoruz. Plastik cansız varlık.
Ama canlı bir varlıkla uğraşmak kolay değil. Yani her gün, her sabah biz işe gidiyoruz. Sezon döneminde de çiftçimizin tarlaya gitmesi gerekiyor. O bitki gülüyor mu, ağlıyor mu, bunu görmesi gerekiyor. Ne ihtiyacı yani. Var, ne istiyor, evet, ona bilmek evet. lazım. Son 4-5 dakikaya girmişiz. Evet. Sorunların tespiti, durum tespitini yaptık. Çözüm önerisi olarak, yani bu işin teşvik tarafı var. Şu anda sulama sistemlerine verilen teşvikler var. Bir, yeterli mi bu? İki, evet. teşvik ya da hibelerde, desteklerde zamanlama bazen çok tartışma konusu olur. Bu başka bir boyutu. Üç, bu arada üretici, çiftçi bundan bu desteklere, hibelere kolay erişebiliyor mu? Kredi imkanları ne durumda? O notları evet. sizden alalım. Şimdi şöyle, destekler konusunda çiftçiye iki türlü destek veriliyor. Bir tanesi hibe desteği, diğerisi ise uzun vadeli, geri ödemeli bir destek şeklinde veriliyor. Buna baktığımız zaman 2006-2018 yılları arasında 315 bin çiftçiye destek verilmiş. 315 bin çiftçiye destek verilmiş, 980 bin hektar alanda verilmiş. Toplam verilen destek miktarı da 4 milyar civarında bir... 4 milyar TL. Evet, 4 milyar TL hibe artı kredi olarak verilmiş. Bunlardan 3 milyar 457 milyon TL'si kredi olarak verilmiş. 500 küsür milyon TL'si de hibe olarak verilmiş durumda. Bir de bunların veriliş şekilleri var. Yani tarımsal sulama uygulamalarının desteklenmesindeki esaslar var. Gerek ilgili kurumlar tarafından, gerekse bakanlık tarafından bazı esaslar var. Burada destekleme yöntemlerinde de problemler var. Hibelerde olur olmaz sorunlarla karşılaşıyoruz. En son karşılaşılan sorun, mesela Mardin'de karşılaşılan bir sorun var. Oradaki yapılan çalışmalarda arkadaşlarımız oradaki projelerin uygun olmadığını tespit ederek Tarım İl Müdürlüğü, ödemeler yapılmıyor mesela şu anda. Böyle bir uygulama var. Ancak zaten Tarım Bakanlığı'nın şu anda en önemli konularından bir tanesi de bu. Destekleri biz nasıl iletelim? Hangi yöntemlerle destekleri çiftçiye ulaştıralım ki daha randımanlı bir çalışma olabilsin diye. DSİ diyor ki ben suyu getiriyorum tarla başına kadar, ama tarla içerisinde karışmam. Olay başka bir noktaya gidiyor yani. Tarla içerisini bilmiyoruz. Tarla içerisinde ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi biz de burada tabii ki çeşitli bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde biz de diyoruz ki onlara, tamam tarlaya kadar getirdiniz ama tarla içine biz yapalım. Bize verip basınçlı sulama sanayicileri olarak gelin bizi akredite edin. Bakın firmalara bakın, yeterli imkanlar var mı, yeterli koşullar var mı? Biz orada oranın sorumlusu olalım. Çıkacak sorunlarla ilgili olarak da bize sorun. Şu anda muhatap da bulunamıyor yani. Çok değişik standart dışı malzemeler kullanılıyor. Projeler dağınık, her taraf dağınık. Buradan verim almak mümkün değil zaten. Zaten geldiğimiz noktada verdiğimiz rakamlarla ortaya evet, çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Aslında daha çok konuşacak konu var. Evet, evet. Bunu internet üzerinden de devam edelim istiyorum. Bir 20 dakika daha internet üzerinden. Olur, konuşabiliriz. Hayır, tabii. Program burada sona eriyor ama 20 dakika daha, yaklaşık 10-15 dakika sonra Bloomberg.com'un adresinden, Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından Business.com'un tarım programında tekrar Kayhan Bey'le bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bizi internet üzerinden de takip edebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür.